Ama Haber Bülteni Ali Efendioğlu ile başlıyor. Merhabalar efendim. Türkmen Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bülteni geçmeden önce başlıkları izleyelim. Başbakan Muhammed Şia El Sudani Hizmet Programı ve hükümetin hizmetler dosyasını sürekli takip etmesi kapsamında bir gün hizmet ve mühendislik çalışma ekibinin bir toplantısına başkanlık etti. Güvenlik konuları ile ilgili olarak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Muhammed Şia El Sudani üst düzey askeri pozisyonlardaki bazı komutanlarda değişiklik yaptı. Yüksek Seçim Komiserliği önümüzdeki Aralık ayının 18'inde yapılacak il meclisi seçimlerinin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamak için 100 bin adet kamera kullanacağını duyurdu. Siyonist işgalin Gazze şiridine yönelik işlediği suçlarda Mezcidi Aksa tufanı harekatının başlangıcından bu yana 27. gününe giren savaşın ardından işgal ordusu Gazze şiridindeki bombalama operasyonlarını hala yoğunlaştırıyor. El Kassam Tugayları savaşçılarının Zeytin Mahallesi'nin doğusuna giren Siyonist güçlerin aracılığıyla çatış, daha doğrusu çatıştığı ve bir çoğunu yok ettiği sahneleri gösteren bir video görüntüsü yayınladı. İşgal güçleri suçlarına yanıt olarak El Kassam Tugayları, Rahim askeri üssünün füze saldırısıyla bombalandığını duyurdu. Tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Başbakan Muhammed Şia El Sudani hizmet programı ve hükümetin hizmetler dosyasını sürekli sürekli takip etmesi kapsamında bugün hizmet ve mühendislik çalışma ekibinin bir toplantısına başkanlık etti. Başbakan basın bürosundan yapılan açıklamada toplantıda Bağdat ilindeki konut alanlarının rehabilitasyonu ve önerilen su kanalizasyon ve yol projeleri planının uygulanmasını içeren projelere yönelik çalışma planının görüşüldüğü belirtildi. Bağdat'ta trafik sıkışıklığını hafifletmeye yönelik daha doğrusu projeleri uygulayan firmalar da başbakanın talimatları doğrultusunda belirlenen sürelerde tamamlamak üzere gece gündüz mesaileriyle 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanan tasarım ve şartnamelere göre başkent Bağdat'ta yakışır şekilde ilk aşamada Aden, Nusur Meydanları, Kanal Yolu Köprüsü, Bağdat merkezdeki Güzel Sanatlar Kavşağı gibi hayati bölgelerde tamamlanma oranları ileri aşamalara ulaştı. Hizmet projelerini tamamlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği Gök daha doğrusu Görkaçal Elektrik Santrali'nde çalışmalar devam ediyor. Rakiya Haber Kanalı muhabiri ilin kuzeyindeki Korkeçal Santrali'ndeki çalışmaların ileri düzeyde tamamlanma oranlarına ulaştığını belirterek bu santralin baskıyı azaltmak için ile daha doğrusu ilin gelen enerjiyi organize edip düzenli olarak dağıtacağını belirtti. Güvenlik konularıyla ilgili olarak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Muhammed Şia el-Sudani üst düzey askeri pozisyonlardaki bazı komutanlarda değişiklik yaptı. Değişiklikler arasında Kor General Kerim Abud Muhammed'in Kor General Abdülvahab el-Saidi'nin yerine Terörle Mücadele Teşkilatı Başkanlığı'na atanması Kor General Ahmet Salim Bahecet'in de Bağdat Operasyonları Komutanı görevinden alınarak Terörle Mücadele Komutanlığı'na devredilmesi yer alıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı son kullanma tarihi geçmiş ilaç, teknik ekipman ve laboratuvar malzemelerinin yeniden paketlenmesi ve son kullanma tarihlerinin değiştirilmesi yoluyla kaçakçılığı yapan bir suç şebekesini çökertmeyi başardı. Teşkilat yaptığı açıklamada operasyonun uzman bir ticari şirket adı altında suç işleyen şebekenin ortaya çıkarılması katkı sağlayan doğru istihbarat bilgileri ve saha takibine dayanılarak gerçekleştirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Abdullah Latif Cemal Reşit iklim değişikliğinin bakanlıkların yok olmasına ve tarım arazilerinin bozulmasına yol açan yıkıcı etkileri olduğunu doğruladı. Cumhurbaşkanı Bağdat'ta düzenlenen 3. Uluslararası Konferans'ta yaptığı konuşmada Irak'ın iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerden biri olduğunu belirterek bu değişikliğin etkilerini sınırlandıracak tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. و <laughs> الاقتصاد العالمي الحديث واعتمادي الغير محدود على الوقود الاحفوري اي فصل فيه المسبب لانبعاثات متزايده من الغازات الدفيئه واهمها ثاني اكسيد الكربون بدات الانبعاثات الغير محدوده للغازات الدفيئه بالتاثير على المناخ في شتى أنحاء العالم فكان من نتائجها المباشرة الفيضانات والحرائق وموجات الحر الاستثنائية في كثير من الدول العالم والعواصف الترابية وشحة الأمطار التي عاشتها منطقتنا في السنين الأخيرة وخاصة في بلدنا العراق وإذا ما استمر الوضع Yüksek Seçim Komiserliği önümüzdeki Aralık ayının 18'inde yapılacak il meclisi seçimlerinin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamak için 100 bin adet kamera kullanacağını duyurdu. Komiserliğin prosedör ve eğitim direktörü Davut Selman, kameralarını bağlanma sürecinin oy verme işleminin başlamasından bir gün önce gerçekleştiğini, gerçekleşeceğini, her istasyon için bir kamera ve her oy verme merkezi için iki kamera olacağını söyledi. Ülke genelinde önümüzdeki 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenen yerel seçimler için ülke genelinde bugün itibariyle seçim propagandası resmi olarak başladı. Ülke genelinde önümüzdeki 18 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmesi beklenen yerel seçimler için ülke genelinde bugün itibariyle seçim propagandası resmi olarak başladı. Seçim propagandasıyla ilgili bugün Kerkük Seçim Komiserliği Bürosu tarafından basın açıklaması yapıldı. Gerçekleşen basın toplantısında seçim propagandası sürecinin resmi olarak bugün itibariyle başladığını seçim gününden bir gün önceye kadar devam edecektir. Seçim sürecinde adayların seçim kurallarına uygun seçim propagandasının yapılmasına vurgu yapıldı. Bugün bir gün, 11 2023 intilak hamle oldu şeyler için muraşahin Kerkük'te. O da hesap davabıta da göre iltizam yetsiler. Bazı nukat var davabıt, müfadiyye davabıt koyup da ona iltizam yetsiler. Hatta muhalefe yazılmasın özler için, karama çıkmasın özler için, muhalefe kanuniye çıkmasın özler için. Bilindiği üzere Kerkük'te 2005'ten bu yana Meclislerin seçimleri yapılmamış ve bu seçimler Kerkük'te tüm siyasi taraflar için büyük önem taşımaktadır. Siyonist işgalin Gazze şiridine yönelik işlediği suçlarda Mezcidi Aksa Tufanı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 27 gününe giren savaşın ardından işgal ordusu Gazze şiridindeki bombalama operasyonlarını hala yoğunlaştırıyor. Medya kaynakları işgal güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Gazze şehri Beyt Hanun ve Beyt Lahiyaya hava ve kara saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi. Siyonist işgalin güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyindeki Cebaliye kampında göç eden kişilerin yaşadığı daha doğrusu yaşadığı bir okulda hedef alması şehit ve yaralanmalara yol açtı. El-Kassam Tugayları savaşçılarının Zeytin Mahallesi'nin Doğusuna daha doğrusu doğusuna giren Siyonist güçlerin araçlarıyla çalıştığı, çatıştığı ve birçoğunu yok ettiği sahneleri gösteren bir video görüntüsü yayınlandı. Siyonist medya Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda, daha doğrusu Givati Tugayına mensup 7 askerin öldürüldüğünü, 4 askerin de ağır yaralandığını ortaya çıkardı. İşgal güçleri suçlarına yanıt olarak El Kassam Tugayları, Raim askeri üssünün füze saldırılarıyla bombalandığını duyurdu. El Kassam'dan yapılan açıklamaya göre Gazze şeridinden Siyonist bölgelere doğru füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirterek uyarı sirenlerinin Gazze'nin çevresindeki Nirim ve Ayn Haşluha'a da çaldığını da bildirildi. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken geçiş sürecine bölgesel güçlerin de rol oynayabileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken geçiş sürecinde bölgesel güçlerin de rol oynayabileceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken Gazze'deki savaş sona erdikten sonra Filistin ulusal yönetiminin bölgeyi devralması gerektiğini söyledi. Blinken, Sanato'ya bağlı ödeme komitesinde dün yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Bakan, bunun hemen tamamlayacak bir süreç olduğuna dikkat çekerek geçiş aşamasında bölgesel güçlerin de yer aldığı farklı forumların değerlendirebileceğini belirtti. Blinken, geçiş süresine dair planların detaylarını paylaşmazken, Hamas'ın ya da İsrail'in Gazze'nin yönetimini elde tuttuğu bir senaryonun mümkün olmadığını söyledi. Ayrıca ülkenin önde gelen haber sitelerinden Times, Blinken'in Cuma günü Tal ve ziyaret düzenleyeceğini belirtti. Blinken, bir önceki ziyaretini 12 Ekim'de yapmıştı. Blinken'in açıklamasıyla Joe Biden yönetimi, Gazze'nin Filistin ulusal yönetimine devralmasına ilişkin talebini savaşan başından beri ilk kez resmen duyurmuş oldu. Öte yandan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada Gazze'nin savaş sonrasında Filistin ulusal yönetimine devralmasına dair üçüncü taraflarda herhangi bir resmi görüşme yapılmadığını belirtildi. Enerji Emniyet Müdürlüğü 30 milyon litreden fazla petrol türevinin ilgili makamlara iade edilmesinin yanı sıra akaryakıt depolamak ve petrol kaçakçılığı için hazırlanan yüzden fazla daha doğrusu sığınağa el koydu ve kaçakçılık operasyonlarıyla suçlanan 700'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Bunların hepsi sadece bir yıl içinde oldu. Enerji Emniyet Müdürlüğü 30 milyon litreden fazla patrot türevinin ilgili makamlara iade edilmesinin yanı sıra akır yakır depolamak ve patrol kaçakçılığı için hazırlanan yüzden fazla sığınağa el koydu ve kaçakçılık operasyonuyla suçlanan 700'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Bunların hepsi sadece bir yıl içinde oldu. İncazat müdiriye şartı tutakalı, müddet sene. Tutuklanan tenkerlerin sayısı 621'e ulaşırken tamamı adliyeye sevk edildi. Akaryakır'da polamak ve kaçak olarak satmak amacıyla kullanılan sığınakların sayısı ise 103 oldu. Tamamen kapatılan yasalara aykırı 3 akaryakıt stasyonuyla 772 sanıkta gözaltına alındı. Bunların hepsi Enerji Emniyet Müdürlüğü'nün sadece 1 yılda elde ettiği başarılardır. Hükümetin desteği Enerji Polis Müdürlüğü'nün akaryakıt kaçakçığıyla mücadele planlarının başarısı olmasında rolü çoktur. Ve ilgililerin söylediğine göre bu yıl için patrol boru hatlarında herhangi bir ihlal kaydedilmediği öne sürülüyor. <laughs> enerji Polis Müdürlüğü yeniden yapılandırılarak Kürdistan bölgesi illeri hariç Irak'ın tüm illerine dağıtılan da Kostugay'dan oluştu. Mutugayla patrol ürünleri kaçakçılığını sınırlamaya başardı ve geçen yıllarda patrol boru hatlarında onlarca ihlal kaydedilirken ancak bir yıl herhangi bir ihlal kaydedilmedi. Akaryakıt kaçakçılığıyla suçlananlar ülkenin imkanlarını tahrif etmek ve ekonomisine zarar vermek suçundan yasal cezalarını almak üzere adli makamlara sevk edilirken enerji polisi de diğerlerini devirmek için operasyonlarını sürdürüyor. Enerji polisinin sığınaklara baskın yaparak güvenlik operasyonlarını sürdürmesi ve akaryakıt kaçakçılığı girişimlerini doğru istihbarat bilgileri ile engellemesi sonucunda patrol törevleri, kaçakçılığı, suçlarının da düzeyi %90 oranında azalmış gözüküyor. Kerkük Valisi Rakan Sayit Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Irak Ofisi Direktörü Nikos Nadorsu, Nikos Peskov ve beraberindeki heyet bir araya geldi. Kerkük Valisi Rakan Seyit El Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin Irak Ofisi Direktörü Nicolas Piso ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kerkük Valisi Danışma Kurulu Başkanı Doktor İmad Edhem'in de hazır olduğu toplantıda Vali Irak hükümetin istikrarı yeniden tesis etme ve kurtarılan bölgelerin yeniden inşa etme tavalarına uluslararası toplumun ve uluslararası kuruluşların sürekli desteğinin gerektiğini vurguladı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Irak Ofisi Direktörü, Kerkük'te yönetimle uluslararası kuruluşlar arasında yürütülen işbirliğinin ideal ve son derece olumlu olduğunu belirterek, kurtarılan bölgelerde gelişme, ilerleme, yeniden yapılanma ve yerinden edilenlere destek var ve bu da yönetimin Kerkük'teki çalışmalarının olumlu göstergelerden biridir diye ifade etti. Diyaleli'nde polislerin sözleşmeli olarak atandıktan sonra ilin valisi ve polis komutanının huzurunda askeri geçit töreni düzenlediler. Diyalede asker geçit töreni. İçişler Bakanlığı'nın yeni yatırmalar için Diyale'de bir asker geçit töreni düzenlendi. Törene Diyale Valisi ve Diyale Polis Komutanı ve Diyale'deki Irak Ordusu'nun komutanı ve başka sorumlarda katıldı. Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klemenko Rusya'nın son 24 saatte Ukrayna'nın 10 bölgesinde 118 yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini belirterek bu yıl başından bu yana saldırıya uğrayan en fazla şehir ve köy sayısı oldu dedi. Ukrayna İçişleri Bakanı Igor Klemenko Rusya'nın son 24 saatte Ukrayna'nın 10 bölgesinde 118 yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini belirterek bu yıl başından bu yana saldırıya uğrayan en fazla şehir ve köy sayısı oldu dedi. Enko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya'nın son bir günde Ukrayna'ya yaptığı saldırıları değerlendirdi. Rus ordusunun son bir günde Ukrayna'nın 10 bölgesinde 118 yerleşim yerine saldırılar düzenlediğini aktaran Klimenko, bu yıl başından bu yana saldırıya uğrayan en fazla şehir ve köy sayısı değerlendirilmesini yaptı. Kleminko, Rus birliklerinin gece saatlerinde Poltav bölgesini, Karaminçok şehrindeki bir petrol rafinerisini vurduğuna dikkat çekerek, itfaiye ekiplerinin saldırıcı sonucu petrol rafinelerinde çıkan yangını birkaç saatte söndürdüğünü, olayı ölü veya yaralı olmadığını bildirdi. Rus ordusunun Harkiv bölgesinin Kapyonsok ilçesine saldırıda bulunduğunu, Petro Balivka köyünde bir sivilin hayatını kaybettiğini belirten Kreminko. Donetsk bölgesinde Pivdeni köyünün bombalaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, dedi. Klimenko, Denipro, Petros bölgesinde Rusların Nikopal ilçesine topçularla üç saldırı gerçekleştirdiğini aktararak, Rusya'nın gece saatlerinde her son bölgesinin düzenlediği saldırılarda bir kişinin olduğunu, iki kişinin de yaralandığını kaydetti. Bakan Klimenko, Rusya'nın Mikolaev bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarda da evlerin hasar gördüğünü dile getirdi. Şimdi ise haber başlıkları. Başbakan Muhammed Şia Sudani Hizmet Programı ve hükümetin hizmetler dosyasını sürekli takip etmesi kapsamında bir gün hizmet ve mühendislik çalışma ekibinin bir toplantısına başkanlık etti. Güvenlik konuları ile ilgili olarak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Başbakan Muhammed Şia Sudani üst düzey askeri pozisyonlardaki bazı komutanlarda değişiklik yaptı. Yüksek Seçim Komiserliği önümüzdeki Aralık ayının 18'inde yapılacak il meclis seçimlerinin bütünlüğünü ve şeffaflığını sağlamak için 100 bin adet kamera kullanacağını duyurdu. Siyonist işgalin Gazze şiridine yönelik işlediği suçlarda Mezcidi Aksa Tufanı harekatının başlangıcında bu yana 27. gününe giren savaşın ardından işgal ordusu Gazze Şeridindeki bombalama operasyonlarını hala yoğunlaştırıyor. El Kassam Tugayları savaşçılarının Zeytin Mahallesi'nin doğusuna giren Siyonist güçlerin araçlarıyla çalıştığı ve birçoğunu yok ettiği sahneleri gösteren bir video görüntüsü yayınladı. İşgal güçlerinin suçlarına yanıt olarak El Kassam Tugayları, Rahim Askeri Üssü'nün füze saldırısıyla bombaladığını duyurdu. Ültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek üzere.